Efendim merhaba. Bu hafta üçüncü kez karşınızdayım. Bugün günlerden hangi gün yayınlayacaksın bunu yaşına? Üçüncü olduğuna göre Perşembe, Cumartesi sanıyorum ki. Peki eğer efendim bu konuşmam Cumartesi günü karşınıza gelecekse ben Kars'ta olacağım. Pazar günü karşınıza gelecekse Erzurum'da kongre binasında olacağım. Ve Erzurum'a gitmişken tabii ki Nene Hatun'u da orada bir kez daha anımsayacağım onurla, şerefle, gururla. Çünkü bir grubun kültür tarih danışmanlığını yapıyorum. Orada böyle bir seyahat yapıyoruz efendim. İşte Hitit Tur organizasyon yapıyor. Kalabalıkta bir gruba konuşma yapacağım. Bildiğim kadarıyla 40 kişinin üstünde bir grup. Her zaman hani bu kadar kalabalık grupla hani konuşma yapmak istemeyiz ama neyse bu sefer çok fazla talep oldu. Şimdi sonuçta ben ülkenin en doğu ucunda olacağım efendim. Gelelim bu tarafa. Bir önceki videoda ifade etmiştim. Hem Devlet Bahçeli'nin konuşması hem Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından artık belli oldu ki bu seçim daha önce planlanmış olduğu şekliyle 18 Haziran'da yapılmayacak. Devlet Bahçeli ne dedi? Dedi ki ister zamanda yapılsın, ister öne erkene alınmış olsun. Biz bu seçime hazırız. Halbuki daha önce ne diyordu? Seçim zamanında yapılacak. Defalarca bunu böyle söyledi ve ısrarla. Erdoğan da hep aynı şeyi söylüyordu. Fakat bir gün önce, yani dün itibariyle söylüyorum, medya mensupları ona soru sordu. Sordu, cevabı aynen ifade edeyim. Sular durulmadan olmaz. Kamuoyunda ne görüşülür, ne konuşulursa hepsi bizim gündemimize gelir. Çünkü biz istikametimizi kamuoyunda konuşulanlardan alıyoruz. Bunun anlamı ne? Bunun anlamı şu. Ben topluma bir sürü havuç sundum. Aman bunun rüzgarı geçmeden ben bir an önce seçime gideyim. Bunun parsasını toplayayım. Haklı mı? Haklı tabii, sonuçta orada kalmak istiyor. Diyeceksiniz ki daha ne verecek, ne kaldı? Topluma daha ne havuç sunabilir? Yine efendim maaşlara zam yapar. Yani Mart'ta bir zam yapar seçimin tarihine göre. Hatta ikinci bir zam daha yapar. Fakat maaşlara zam yapıyor, ne oluyor? Geri kalan her şeye zam yapılıyor. Böyle buhar olup uçuyor. En son bence kullanacakları büyük koz bence Cumhuriyet'in 100. yılı da ifade edilerek çıkarılacak olan genel aftır. Bunu şu anda söylemiyorum. Bunu ta birkaç sene önceden de söyledim bunu. Üstelik de Halk TV'de Gürkan Acır'la program yaparken söylemiştim. Bu ifadeyi ki diyeceksiniz ki neden? Bu dünyada da bir gelenektir. Hatta cümlem de öyleydi anımsayacak olursanız. Burada da söyledim. Bir kez de iki kez de burada dile getirdim. Yani kendi bu programımda da. Peki. Şimdi evet bu her ikisi bunu söylüyor genel başkanlar. Ama muhalefet partilerinin genel başkanları da boş duruyorlar mı? Hayır, onlar da durmuyorlar. Şimdi hemen artık belli oldu ya ufukta. Baharda seçim var. İster Nisan'ın 6'sının öncesi, ister 30'u, 30 Nisan, ister 14 Mayıs, ister 7 Mayıs, neyse. Bu aralıkta bir yerde. Deva Partisi Genel Başkanı Babacan, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın programına katılmıştı, Tekedek programına. O Tekedek programında dini, cemaat ve tarikatlarla ilgili olarak efendim bir ifadede bulundu. Ama yalnızca bununla yetinilmedi. Deva Partisi'ne Genel Başkan Yardımcısı Sanem Oktar, aman isimleri yanlış söylemeyelim, onun için çok dikkatli bakıyorum. Bir radyo programına katıldı, Enver Aysever'in programı. Şimdi söyleyeceğim. O da orada Atatürk milliyetçiliği ile ilgili bir ifadeler kullanıyor. Anayasada Türklüğü çıkaracağız diye ifadeler kullanıyor. Ha. O halde sonuç. En son söyleyeceğimi başa söyleyeyim. Sonuç. Deva Partisi Genel Başkanı başta olmak üzere bir, dini cemaat ve tarikatlara göz kırpıyor. İki, genel başkan yardımcısı kanalıyla da HDP seçmenine göz kırpıyor. Sol, Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışındaki sola da göz kırpıyor. Cümlemi biraz öyle genişleteyim efendim. Çünkü en iyi bildiğim mahalle bu taraf. Peki, şimdi Ali Babacan'ın söylediğinde doğru olan ne, yanlış olan ne? Efendim Ali Babacan neye talip?
Önce cümleye bakalım. Bizim parti programımızda inanç özgürlüğünün bir alt kalemi inanç doğrultusunda örgütlenebilme özgürlüğü. Bu çok temel bir insan hakkı. Bunu sağlamak zorundayız. Dini gruplar adı tarikat olsun, cemaat olsun hiç önemli değil. Peki diyor, bunlar dernekler, vakıflar mevzuatı içerisinde desinler ki biz bir dini örgütlenme olarak vakıf kuruyoruz desinler diyor. Peki şeffaf şekilde işte dernekte vakıfla olsun. Şimdi baktığınız zaman tabii ki inanç özgürlüğü, düşünme özgürlüğü, inancını özgürce yerine getirebilme temel insan hakkıdır. Buraya kadar hiç ama hiçbir kuşkuya yer yok. Şimdi ama dini cemaat, dini efendim tarikatlar, biz Fethullah Gülen cemaatinde gördük ki bunlar ticaretin içinde yer aldıklarında bu ülkenin başına ne çorap örüldü. Biz yine gördük ki başka cemaatlerde yaşayan bu ticaretin içinde, burada söylüyor Ali Babacan, işte diyor ki efendim bunlar kursunlar, bir takım diyor ticari faaliyetler yapıyorlar, bunları vakıf şemsiyesi altında yapsınlar. Niye kayıt dışı olsunlar ki? Çok iyi, çok güzel, çok güzel. Böyle baktığınız zaman bir sakınca yok. Öyle görünüyor. Ama şimdi uygulamaya soktunuz bunu. Şimdi düşünüyorsunuz. Bu dini cemaatler, tarikatlar ekonomik açıdan daha rahat, daha serbest. Vakıf kimliğine büründü. Vakıf kimliğine büründüğünde bir sürü zaten yasadan gelen ayrıcalıklar var. Ekonomik olarak bunlar devasa güce, boyuta ulaşıyorlar. Fethullah Gülen cemaat, işte adı şimdi FETÖ oldu. Bundan ders almayacak mısınız? Ya da ders almadınız mı? Tabii ki bir daha söylüyorum. Bakın, herkes ister İslami olsun, ister İsevi olsun, ister Musevi olsun, ister Budist olsun, Şintoist olsun, Taoist olsun ve dahi bırakın kenara ateist olsun, vakıfını, derneğini. Bakın, bunlar herkes düşüncesi, ibadeti, inancını özgürce yaşamalı, yerine getirmelidir. Ve devlet bunun garantisi olmalıdır. Bu anayasaya da yazsanız da yazmasanız da bu böyle olmalıdır. Ama şimdi düşüneceksiniz. Ben anlıyorum. Ali Babacan buradaki %5, işte kimisi %8 oydan söz ediyor bu dini cemaat ve tarikatlar meselesinde. Ben anlıyorum Ali Babacan'ı. Parti başkanı olarak anlıyorum. Kendisinin yetişmiş olduğu inanç iklimi, ideolojik iklim, siyasal iklim açısından anlıyorum. AKP'de milletvekilliği, bakanlık yapmış, o kültürden gelmiş. Bak onu da anlıyorum. Niçin bunları söylüyor? Bunlar anlamıyor değilim. Çok iyi anlıyorum. İkinci anladığım konu da şu. AKP bu dini cemaatleri, bu tarikatları, bunları istismar ederek, çeşitli şekillerde ödünler vererek bunların oylarına, talip ve oylarını alıyor. Bir siyasi parti genel başkanı olarak, o camiadan gelmiş, o iklimden gelmiş birisi olarak bunu kırıp kendi partisine bunu yönlendirmek istiyor. Bunu da anlıyorum. Ve bu kısmını masum görüyorum. Ama şimdi birinci kısmına gelelim. Birinci kısmın gerçeği nedir? Gerçeği şu. Bu dini cemaatler ve tarikatlar, bu dini inanç bağlamında bunu ideolojik olarak ele alır. Bu yönüyle örgütlenmeye falan gider. Bir de bunu ekonomik olarak güçlendirir. Sivil toplum örgütü kisvesi altına bunlar sokulur. Üstelik de bunlar bir de çok üzerine çok konuşuluyor, işte yerli milli hassasiyet, bir sürü BK, bir sürü kelimeler kullanıyorlar ya efendim. Yurt dışından daha önce Kara Ses diye bilinen Cemalettin Kaplan örneklerinde olduğu gibi ya da Fethullahçılar ya da başka tarikatçı, ama bir de yurt dışından, işte Suudi Arabistan'dan, geçmişte de Libya'dan bol miktarda paralar alınıyor idi. Hep konuşuyorsunuz BK, BK, BK. Geçmişte bizim kötü örneklerimiz var. İşte İngilizlerden para alarak faaliyet gösteren bu dini cemaat ve tarikatlar var. Fransızlardan para alarak bu faaliyetlerini sürdürenler var. Soğuk Savaş döneminde ABD'den para alarak sürdürenler var. Söylüyorum, Suudi Arabistanlısı, Suudi Arabistan'dan, Libya'dan, Körfez ülkelerinden alanlar var.
Peki o zaman Ali Babacan'a sormak gerekiyor. Değerli genç parti başkanı arkadaşımız, bunları söylüyorsun ama bunların karşısındaki önlemin ne? Yani bu inanç grupları yalnızca kendi bağlamlarında inançlarını yerine getirecek olan gruplar, kişiler olarak mı kalacaklar? Öyle mi sanıyorsun? Hayır, hiç öyle bir şey olmayacak. Hiç öyle bir şey olmayacak. Onun için anayasada düzenlemeye gidecekseniz, yasalarda düzenlemeye gidecekseniz bu önlemlerinizi de alarak gitmek zorundasınız. Yoksa hiç kimsenin hiç kimseye en ufacık biçimde engeli olamaz inanç bağlamında inançlarını yerine getirmeleri konusunda. Herkes ibadethanesini kursun. Bunları söylerken Ali Babacan'ın şunu da söylemesi gerekirdi o zaman. Alevi inançlı insanların da inançlarını özgürce ve inanç bağlamında, din bağlamında yerine getirebilmelerinin önünü de açacağız. Anayasada da onun maddesi olacak. Onu da söyleyeceksiniz. Onu burada görmüyorum. Bak onu söylemediğiniz zaman bunun bacağı eksik. Ha, şimdi bu altılı masaya geldiğinde ne olacak diyorsanız hiç kuşkusuz ki bak hiç kuşkusuz ki 5 parti CHP'nin dışında bak 5 parti buna tabii ki hemen evet diyecek. Çok anlaşılabilir çünkü iklimleri aynı. Ha, CHP'ye sıra gelince o birazcık böyle işte takaza yapacak gençlerin lafıyla söyleyeyim ırın gırın edecek. Ama son tahlilde Kemal Bey de bunu onayladığını ifade ettiğini söyleyecek. Ama bir bakalım araya ne koyacaklar. Yani burada Ali Bey şunu söylüyor. Adı tarikat olsun, cemaat olsun diyor. Hiç önemli değil. ABD'deki bu şeyler vardı. Çağdaş diyeyim ondan da. Yani yüzyılımızın cemaatleri, tarikatları, New Age'ler. Bakın bak başlarına neler geldi. Toplu öldürmelere gitmek zorunda kaldı FBI. Onların çiftliklerini basarak. Bak Adnan Oktar örneği karşınızda duruyor. Arkadaş o da cemaatti, o da tarikattı. Hiç itiraz etmeyin. İşte öyle değildi de bu böyle dedi. Bak hiç sakın itiraz etmeyin. Onun da referansı ne yazık ki kutsal kitaptı. Onun da referansı. Dikkatinizi çekelim. Onun için bu tür önerileri, tamam seçime yönelik bu oyları alasınız diye yapıyorsunuz ama oturup bir de şunu düşüneceksiniz. Bu cumhuriyetin kuruluşu, temel felsefe, cumhuriyetin demokratikleştirilmesi, devrimlerin henüz yerine oturup oturmadığı konuları gibi bütün bunların hepsinde çok ama çok iyi düşünmelisiniz. Düşündüğünüzü de ben düşünüyorum. İkinci husus. Sanem Oktar'ın cümlesi. Anayasadan Türk tanımını kaldırmak istiyoruz diyor. Peki, şimdi soru sorulmuş. Türkiye'de Atatürk milliyetçiliği diye bir tarif var. Siz başka bir tarif mi getiriyorsunuz? Anayasadan Türklüğü çıkarıyor musunuz? Evet diye yanıt vermiş. Etnik, din ya da kültürel kimliğe atıf yapılmayacaktır. Bunu kesinlikle kabul ediyorum. Çok doğru. Etnik, dini ya da efendim siyasal etnik kimlik, dini etnik kimliğe vurgu yapılmayacak. Şimdi kültürel kimlik ifadesine gelince burada Sanem Hanım burada yanılıyor. Bak çok yanlış bir tanım yapıyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Şimdi Osmanlı Devleti'nin son döneminde imparatorluk çöküyor, görülüyor artık Batı karşısında çöküyor. Çökmesin diye düşünce üretildi. Dört düşünce akımı, İslamcılık, Osmanlıcılık, Batıcılık, en sonunda Türkçülük. En sonunda da Balkanlar parçalandığı için ders aldığı İttihat Terakki kadrosu, işte hani Kızıl Elma düşüncesi, Turan falan işte o zaman üretildi bütün bu ütopyalar. İyi güzel. Peki Atatürk ne yaptı? Ve o kuşak geçmişte bak bunları yaşamış, imparatorluğun çöküşüne tanık olmuş. Bunlar Osmanlı vatandaşı, tanık olmuş bu kuşak. Dedi ki, ya bu bir imparatorluk bakiyesiyiz. Bir daha dedi, bak bir daha siyasal etnik kimlikler, dini etnik kimlikler üzerine emperyalizm oyun oynayamasın diye burada tanımlamamız gereken dedi bir kimlik var. Nedir o? Kültürel kimlik. Kültürel kimliğin bir matematik formül haline getirildi. Ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu Türk olana değil. Bak ne mutlu Türk'üm diyene bir Kürt
çok açıkça göğsünü gere gere şunu söyleyecek. Ne mutlu Kürt olana, bir Çerkez göğsünü gere gere şunu söyleyecek. Ne mutlu Çerkez olana, bir Çeçen aynısını, bir Gürcü aynısını, bir Rum, bir Ermeni, bir Yahudi. Arkadaş, bir Rus. Kim aklınıza? Herkes etnik kimliğiyle, doğuştan gelenle, onur gurur duyacak ve onur gururuyla ölecek. Bakın bu başka bir şeydir. 1789 Fransız İhtilali'nden sonra kurulmuş olan ulusal devlet, ulusçuluk akımları, ulusal devlet. Bakın burada ortaya çıkan siyaset bilimi açısından devlet tanım yapılanması farklı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de ulusal üniter bir devlettir. Dolayısıyla burada hani özerk yapılar falan bunlar tartışılmaz. Ulusal devlet ne demek? Bakın bir ulus kimliği inşa etmek demektir. Bu alt kimliklerin inkarı değildir. Tam tersi üst kimlik inşa edilir. Bu üst kimliğin adı da burada Türk milletidir. Bak Türk milletidir. Adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Üst kimliğin adı Türk milletidir. Tam 66. maddede tanımlanmış olan Türk ana babadan doğan işte Türktür ifadesi bu çıkarılabilir. Bu çıkarılabilir. Çünkü bunu buraya koydun. Bunda bir sakınca yok. Kürt ana babadan doğan da Kürttür dersin. Laz'dan doğan da Laz'dır. Bunu çeşitlendirmenize gerek yok. Tamam. Buna tamam. Ama bu ne mutlu Türk'üm diye ne ifadesini bu matematik formülü anlamamakta ısrar edenlerin ben de fikir dünyasındaki çöllüklerini anlamıyorum. Kısırlıklarını anlamıyorum. Bunun ben size çağdaş dünyada İngilizcesini söyleyeyim. Ukalalık kabul etmeyin. Adı multiculturalism'dır. Adı çok kültürlülüktür. Bakın bunun tanımı, bunun ifadesi çağdaş dünyada. Niye biliyor musunuz bu kadar net ifade ediyorum? Çünkü benim doktora tezim bunun üzerine. Ben Avustralya'da yaptım bunun araştırmasını. Çünkü orası bunun merkezidir. Şu düşüncenin çok kültürlü merkezi. Tanımı nedir? Farklılığın yönetimi. Arkadaş Avustralya'da itiraz etmiyorsun. ABD'de itiraz etmiyorsun. Kanada'da itiraz etmiyorsun. İtiraz şu yönde gelebilir. Erol Hoca bu saydıkların göçmenlerle kurulmuş ülke diyebilirsiniz. Haklısınız. Ama dikkat edin bak üst kimlik inşa ediliyor orada. Şimdi burada da aynı durum. O nedenle hani tamam seçime gidiliyor anlıyorum herkes oylara talip. Şimdi bunu söylediğinizde bir daha söylüyorum. Ali Babacan söylediği söylemlerinden tarikat ve cemaat mensupları son derece mutlu tabii ki. Oradaki oya yönelik bu konuşmayı yapıyorsun, göz kırpıyorsun. Ama buna Saadet Partisi de talip bu oylara, AKP de talip bu oylara, Büyük Birlik Partisi de talip bu oylara. Unutmayın, Gelecek Partisi de talip, İyi Parti de bak hepsi bu oylara talipler bu %5, %8. Kabul. Bunlara kabul. Öbür taraftan Sanem Oktar'ın bu açıklamalarında kime göz kırpma? HDP'nin seçmenine göz kırpma. Kürt etnik kimlikli seçmene göz kırpma. Bu durumda şimdi masada bu konu nasıl tartışılacak? Ben çok merak ediyorum. Sebeplerinden birisi şu. Unutmayınız ki Meral Akşener aynı zamanda Türk Devrim Tarihi akademisyeni, hoca. Şimdi o bu konuları masaya nasıl getirir onu bilmem. Ama şunu da merak etmeden de duramam. Şimdi bu açıklamalara Ümit Özdağ acaba ne diyecek? Çünkü geri kalan o küçük partiler içerisinde yani muhalefet partileri içerisinde bütün kamuoyu araştırmalarında da artık şunu görüyoruz ki Ümit Özdağ'ın yani Zafer Partisi'nin çok ciddi biçimde bir oy sıçraması var. O Suriyeli göçmenlerle ilgili yapmış olduğu konuşma biliyorsun fırtınalar yaratmıştı. Şimdi bununla ilgili bu ne diyecek? Milliyetçi Hareket Partisi peki Türk milliyetçiliğini savunan bir partiyim diyordun. Peki şimdi oradan ne açıklama gelir? Tekrar söylüyorum AKP hemen destekler, HDP hemen destekler. Tamam buradaki söylemleri ve dahi Türk İşçi Partisi de destekler. Ki ben çok kıymetli görüyorum o partiyi ve genel başkanını. Çok değerli, çok kıymetli görüyorum bunu. Başka yine İyi Parti'den, yani her zaman dostum demekten iftihar ederim. Lütfi Türkkan örneğin, mesela ne der bunlara? Bu açıklamalar karşısında, tamam Ali Babacan'ın açıklama karşısında bir şey demezler. Onu desteklerler. Bak onu desteklerler. Çünkü cemaatle cemiyet bizim için fark etmez diyen bir parti aynı zamanda. İyi Parti ama
Sanem Oktar'ın bu açıklamasında ne diyecekler? Bunları da merak ediyorum. Bakın şimdi seçime doğru giderken artık herkes oyununu ortaya koyuyor. Biz buna hani taktik diyoruz. Tamam. İyi güzel. Bir temel özgürlük talebimiz var. Herkes bu ülkede eşit vatandaştır ve eşit vatandaş olarak yaşatılmalıdır. İki, herkes bu ülkede dini inancını da siyasal düşünce ve inancını da özgürce yerine getirebilmelidir. Üçüncüsü, bu ülkede hiç kimse başkasının üzerinde, birisi başka birisinin üzerinde ne dinsel anlamda ne fikirsel anlamda baskı kuramamalıdır. Şimdi Ali Babacan bunu söyledi, iyi güzel. Kalktı şimdi buradaki bir takım şahsiyetler, işte vakıf kurdu bilmem, anlatıyor ya böyle. Ellerine de aldılar değnekleri sokaklara. İşte başlarında o dolaklar, üstlerinde bilmem ne, işte onun adına da kreasyon diyeyim hadi. Şey yapmamış olayım, kalplerini de kırmamış olayım, alay etmemiş olayım. Çıktı geldiler, işte bizim Yaşınay'da o dünyalar güzeli bebeği Milan'la burada kafede oturuyor. Geldi o değnekli, söylediğim sarıklı sakallı makazamla tebliğde bulunuyorlar Yaşınay'a. Ne olacağını sanıyorsunuz o anda oralarda? Bu saygısızlığı, bu terbiyesizliği yapıyorlar, yapmıyorlar değil. Bak bunları şu anda bile yaşıyoruz. Son cümlem şu olsun. İyi güzel bunları öneriyorsunuz ama Ali Bey, size sesleniyorum özellikle. Çünkü sizin ben geleceğinizi, istikbalinizi görüyorum. Daha önce bir iki kez de yinelemişim. Uluslararası müesses nizam iki seçim sonrası için sizin bu ülkede başbakanlığınızı arzu ediyor, hazırlıyor, koşullar hazırlanıyor. Siz bu ülkenin başbakanı olacaksınız, onu görüyorum ben. İyi güzel de nasıl bir Türkiye dizayn etmeye çalışıyorsunuz bugünden ona bakın. Türkiye bakın. Bir Endonezya, bir Malezya, bir Pakistan, bir Afganistan, bir İran, Körfez ülkeleri, bir Suudi Arabistan ve dahi bir Mısır olmasını istiyorsanız eğer, Türk halkı da sandıkta bunu onaylayacaksa ve onaylıyorsa, ben hiçbir şey söylemiyorum.